Merhabalar efendim. Perspektif programına hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle birlikte NLP 16 programıyla devam edeceğiz. Sözü hocamıza bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. İnsan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Farkında olmak, farkında olabilmek, bazı şeyleri fark edebilmek Öyle tahmin ediyorum ki ço çoğunlukla toplum bir şeylerin farkında değil. Bırakın bir şeylerin farkında olup olmamayı, yaşadığının dahi farkında değil çoğunlukla. Yalnızca nefes alıp veriyor, çevresini gözlemliyor, yolda yürüyor. Bazı şeyleri hayal gibi izliyor. Bazı şeyleri ses olarak uğultu gibi duyuyor. Ama gerçeği bulma noktasında kendisini tanıyamadığı için, bir türlü gerçekle yüzleşmeyi beceremiyor. Galiba en büyük eksiklerimizden birisi kendimizi tanıma noktasındaki yetersizliğimiz. Hep söylerim ben Hindistan'da Delfi Tapınağı'nın kapısında insanın kendini tanıması dünyayı keşfetmesinden çok daha zordur yazar. Dolayısıyla belki birçok insan kendini tanıma noktasında kendisini en iyi tanıyanın bizatihi kendisi olduğunu iddia etse de özde maalesef çok sınırlı insan hariç yeryüzündeki insanların çoğunluğu kendilerini tanıma noktasında yetersizler. Özellikle bizim gibi ülkelerde yaşayan insanlar. İşte NLP böyle bir noktada bireye adeta ilaç gibi geliyor. Birey için adeta bir kılavuz, bir öncü. Eğer gerçekten birey NLP ile ilgili bazı şeyleri kavrayabilse, öğrenebilse, hakkıyla onları hazmedebilse, hayata bakış açısı, çevresine bakış açısı, dünyaya bakış açısı hatta yaratıcıya bakış açısı dahi değişir. Ama hep söyledik, bir daha söyleyeceğim. Biz doğuştan millet olarak her şeyi bildiğimizi zannettiğimiz için, böyle bir yanılgı içerisinde olduğumuz için genellikle ilim ve bilimle ilgili konulardan ve ilim ve bilimden uzak durmayı yeğleriz buradaki temel etken beni lütfen bağışlayın cahilliğimizdir. Yani cehalettir bunun ayıp tarafı yok. Zaten belli bir eğitim seviyesinde olsak belli bir kültür azmedebilmiş olsak çok rahatlıkla dünyadaki değişim ve gelişimin peşine takılır. Dünya gelişmiş ülkeler hangi yöne hareket ediyorsa o tarafa doğru hareket ederiz. Bakın 1950'lerin başına kadar dünyadaki gelişimin değişimi 1500 yılda bir. 1950'den itibaren derken 1950 yılında bu 1500 yıllık fark 50 yıla düşmüş. 1980'de 2,5 yıla, 99'da 6 aya, 2007'de 4 güne ve bugün dünyadaki değişim, gelişimin değişimi saatlerle ifade ediliyor. Yani 1500 yıllık zaman diliminde yaşanan şeyleri biz saatler içerisinde yaşıyoruz. Böyle bir dünyada kendimizi soyutlamanın bir mantığı var mı? Veya dünyadan ayrı hareket etmenin, farklı bir ekseni kavramanın bir mantığı var mı? Peki öyle bir mantığa sahip olursak sonuçta nereye gideceğimizin farkında mıyız? Veya nereye gitmekte olduğumuzun farkında mıyız? Bence birey öncelikle sormalı. Ben nereye gidiyorum? Benim bu gittiğim yoldaki hedefim neresi? Ben yürürken yanımda kimler var? Ben bu insanları nereye taşıyacağım? Nereye götüreceğim? İşte bu soruya doğru cevap verebilirsek öyle tahmin ediyorum ki ben atacağımız adımlar çok daha doğru, çok daha ciddi olacaktır. Evet, konumuz Beyza. Tabii Melisa. ki hocam. <laughs> İşitsel temsil sistemi nedir ve nasıl ifade edilir hocam? Dostlarım, NLP 16 olacak. İşitsel temsil sistemini biz geçen hafta Beyza ile birinci bölümünü yaptık. Evet hocam. Bu hafta da ikinci bölümünü yapacağız. Aslında işitsel'e ben böyle sınırlı da olsa bir birinci bölümden giriş yapmak zorundayım ki konuyu kavrayabilelim, anlayabilelim. Hatırlarsınız görsel temsil sistemine ait dediğimiz insanlar bireyler dünyayı algılarken fotoğraf gibi, video gibi, resim gibi düşünerek algılarlar veya bir şeyi hayal ederken bir şeyi yapmaları gerektiğinde onları fotoğraf veya resim olarak zihinlerinde önce oluştururlar. Sonra yapacakları hedefe o oluşturdukları resim veya görüntü sayesinde daha rahat gitmeyi becerirler. Aslında temsil sistemi dediğimiz şey dünyayı kendimizi ifade etme biçimidir. Evet hocam. Yani ben dünyayı hangi temsil sistemine aitsem kendime öyle ifade ediyorum. Bu çok özel bir cümledir. Yani bireyin dünyayı kendisine ifade etme biçimi yani dünyayı görüş biçimim, görüş açım, görüş perspektifim benim temsil sistemimle direkt alakalı. Biz bunun da farkında değiliz. Yani biz aslında temsil sistemi veya NLP'yi hayatımızda hiç belki de duymadık. Ama İnsan için en çok gerekli olan, en çok önem arz eden bir husus veya konu. Yani bir insanın önce kendisini, daha sonra çevresindeki diğer insanları tanıması kadar güzel bir şey var mıdır? Yani hayal edelim, biz hepimiz Türkçe'yi biliyoruz. Ama yanına bir yabancı dil olsa diyelim, bir İngilizce olsa, bir Almanca olsa veya bir Fransızca olsa veya bir Rusça olsa, Çince olsa. Diğer dünyadaki insanlarla iletişime geçtiğimizde özellikle İngilizce olduğunda hangi milletten olursa olsun rahatlıkla anlaşırız değil mi? Evet hocam. Evet. Fakat bizim garabetimiz şu. Biz yalnızca Türkçeyi biliyoruz ve zannediyoruz ki dünyadaki yeryüzündeki bütün farklı dinlere, ırklara, dillere sahip insanlarla sanki birbirimizle anlaştığımız, konuştuğumuz gibi konuşur anlaşabiliriz zannediyoruz. Aslında yaşayanlar bilirler. Bir anda bir yabancı size bir şey sorduğunda İngilizce apışıp kalıyoruz. Ama bugün gidin uzak ülkelere, Afrika'ya gidin. Afrika'daki insanlar da İngilizceyi öğrenebiliyorlar ve öğrenmişler çoğunluğu. Hakeza Orta Doğu öyle ama biz istisna bir milletiz. Yani bizim ilimle bilimle ilişkimiz olmadığı gibi dille de yok. Dolayısıyla dille iletişimle ilişkimiz olmayınca anlaşma noktasındaki yetersizliğimiz daha net olarak ortaya çıkıyor. Muhatap veya muhataplarımızla. İşte temsil sistemi de aynen öyle. Yani biz bilmediğimiz için temsil sistemlerini veya kendi sahip olduğumuz temsil sistemini dolayısıyla diğer insanlarla çatışma yaşıyoruz. Yani o insanların davranışları, oturmaları, konuşmaları, yemeleri, içmeleri, giymeleri bizi rahatsız edebiliyor. Niye? Benim gibi düşünmüyor. Benim gibi anlayamıyor, algılayamıyor. Benim gibi yorumlamıyor. Benim gibi yemiyor, içmiyor, yaşamıyor gibi. Evet hocam. Ve en kolay şey suçlamak. Yani ben sanki sütten çıkmış ak kaşığım ama Tüm insanlar yanlış şeyler yapıyorlar. Bunu aslında bir kaçış rampası olarak düşünüyoruz Harika insanlar kardeşim. olarak hocam. Evet. Gerçekten kaçış yani rampası. Çünkü o an, o andan nasıl sıyrılabiliriz en hızlı? Yani o bana göre değil ya da böyle değil deyip anlayışla karşılamadığımız için kaçıyoruz aslında. Anlayışla karşılasak aslında her şey daha farklı olacak belki de. Çok Biz doğru. de bildiğimizi sandığımız şeylerle yani bilmiş gibi yetinmeyeceğiz. Daha fazlasıyla yetinmiş olacağız. Ama öğrenme noktasında o kadar beceriksiz ve yetersiziz ki sahip olduğumuz bilginin her şey için hayatımız boyunca yeteceği kanaatini taşıyoruz. Evet, hocam. En büyük yanılgımız burada. Dolayısıyla bilen insandan da kaçıyoruz yani evet. rahatsız oluyoruz veya ilimden bilimden kaçıyoruz rahatsız oluyoruz. Niye? O konularda o taraklarda bezimiz olmadığı için bizden daha iyi, iyi bilen birisiyle karşılaştığımızda veya farklı şeylere konuşan insanlarla evet. bir arada olduğumuzda rahatsızlık hissediyoruz. Yani bu çok garip bir şey aslında. Aslında onu yadırgamamak gerekiyor. Hem nihayetinde onun fikir ve düşüncelerine de saygı duymak gerekiyor. Belki de aslında farklılık oradadır hem nihayetinde. Mutlaka. Yani farklı insanlar, bütün insanlar farklı şeyler Kesinlikle düşünüyor. Kesinlikle hocam evet. Farklı şeyler ifade eder, farklı düşünceleri ortaya koyar. Evet hocam. Biz kendimizi tanımadığımız için Kendimizi bilmediğimiz için diğer insanlara da saygı duymuyoruz aslında evet, hocam. bu noktada. Şimdi işitseller dostlarım, görseller gibi resimlerle hayal kurmuyorlar. Resimlerle düşünmüyorlar veya videolarla. Onlar seslerle hayal kuruyorlar. Yani bir şeyi hayal ederken onu görüntü olarak değil de ses olarak hayal ediyor. Sesle kendisini uyarıyor. Kendisiyle sesle anlaşıyor. Ve o insanlar görüntüden çok sesle yaklaşıldığında, hitap edildiğinde mutlu olabiliyorlar. Mesela işitsel bir insana seni seviyorum demenin çok büyük bir anlamı olmayabilir. Güzel bir şey ama bağışlayın. Görsel insana yani seni seviyorum demenin bir mantığı yok çok büyük boyutta. Güzel bir şey ama, ama işitsel bir insana her dakika söyleseniz zevk alır. Bu yalnızca eş babında, sevgili babında değil yani anne baba olsun, arkadaş olsun yani onu sevdiğinizi söylediğinizde çok büyük mutluluk duyar. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Yüzlerce kez yapmışımdır. Birçok televizyon programında veya doğa yürüyüşünde veya konferans sonucunda derim ki ben sizi çok seviyorum derim. Buradaki temel neden nedir biliyor musunuz? İşitsellere ulaşabilmektir. Yani o insanların tutum ve davranışlarının daha sıcak olmasını bana karşı sağlayabilmektir. Belki birçok insan bunu farklı yorumlar ama farklı temsil sistemine sahip olduğumuz için programlarda, televizyon programı olsun, konferans olsun, hatta yazılarımda üç farklı temsil sistemine hitap edebilecek biçimde konuşmak zorundayım, hitap etmek zorundayım. Aksi halde bir temsil sistemini etkileyebilirim, iki temsil sistemini etkileyemem. Olayın dışında kalırlar, sıkılırlar. Çünkü kendilerini ilgilendiren bir şey yoktur orada. Bir husus yoktur. Dolayısıyla hepsini kucaklayabilmek çok önemli. Hepsinin dikkatini çekebilmek çok önemli. Dolayısıyla işitseller sevilmek sözünden çok hoşlanırlar. Yani sevdiğinizi ifade ettiğinizde onları çok mutlu edersiniz. Zannetmeyin ki bıkarlar, usanırlar. Hayır. Kırk kere söyleseniz de biz o kırk Kaç kere söylediğimiz şeyi <laughs> mutlu Şimdi oluruz. Buradaki espri şu bağışlayın. Bayanlar daha çok işitsel olduğu için, erkekler görsel olduğu için hanımefendiler daha çok sevildiklerini duymak isterler. Öyle tabii ya ki. Ya bu nasıl garip bir şey? <laughs> Söyler hep eşine der ki veya arkadaşına veya sevgilisine ya beni sevmiyor musun? Niye sevdiğini söylemiyorsun? Ya işte biraz önce söyledik ya, dün söyledim ya, geçen hafta söyledim. Pazar söyledim, çarşamba söyledim. Yetmiyor mu? Yok yetmez. <laughs> Dolayısıyla bunun farkında olmayınca sıkıntı bu. Şimdi aynısını bir görsele söylese hanımefendi. Ya Allah aşkına yeter artık der ya. Tamam anladık beni seviyorsun yani. E bunu defalarca söylemenin bir mantığı var mı? Bakın çatışmanın en basit bir şey mi bu? Yani bir şeyin fitilini ateşlemektir bu. Farklı temsil sisteminde olduğu için biri sevildiğini duymaktan keyif alıyor, zevk alıyor. Hatta tatmin oluyor. Birisi onu duymaktan rahatsız oluyor. Diyor ki ya söyledin tamam duyduk diyor. Defalarca anlattım. Bir mühendis arkadaşım var. Çok kibar bir insan. Sıra dışı kibar bir insan. Hala gelir gider. Tahminen 40 yıl kadar önce okurummuş. O sayede tanıştık. Hala takip eder. Hala okur, hala dinler. Hep bana şunu söyledi. İki kızı var. Şu anda dede kendisi. Ya hocam Hayatımda bir kez dahi eşime seni seviyorum diyemedim. Şimdi de hiç diyemiyorum. Şimdi görebiliyor musunuz? Çarpıklığı beni bağışlayın. Kadının ihtiyacı var. Eşi hayatı boyunca yani ilk baştan beri, ilk tanıştıklarından beri hiçbir kez bir defa dahi seni seviyorum dememiş. Beyza da tanır aslında. Hala gelir gider bu insan. O kadar naif, o kadar kibar bir insan ki. Hayret edersiniz. Bu kadar kibar bir insan, eğitimli bir insanın yani eşine seni seviyorum diyememesi. Şimdi o aile ortamını hayal edebiliyor musunuz? Biri hiç hayatı boyunca sevildiğini duymamış, hep bunu arz etmiş, Aslında arzu etmiş. o kadar çok ihtiyacı vardır ki kim bilir. <laughs> bir diğeri de onu söylemesi gerektiğini biliyor ama bu işi becerememiş zamanında bunun ezikliğini yaşıyor. Ya. Enteresan bir şey bu işte. Bunun tarifi yok. Erkeklerin bu noktada biraz daha fedakar olmaları gerekir. Bana danışmak için gelen bayanların en büyük şikayetlerinden birisi eşinin kendisine sevdiğini söylememesidir bakın. Çok net söylüyorum hiç gizlemeye gerek yok. Yani en büyük erkeklerin eksiğinden birisi bu. Sevgi noktasında, ifade etmen noktasındaki eksikleri ve yaklaşma noktasındaki eksikleri. Yani eş hayatında dahi çok kısa sürede her şeyin olup bitmesi. Bayanları en çok rahatsız eden husus konu bu. Ama erkekler bir türlü sonuç odaklı oldukları için tek hedefleri vardır. Bu tip şeyler çok ilgilerini çekmiyor. Ama bayanlar süreç odaklıdır. Yani onları bir şeyler hazırlamak lazım. İşte burada bu noktada müthiş bir heyezan yaşıyoruz. Görsel ve işitsel veya dokunsal ve işitsel. Şimdi dokunsallara geleceğiz göreceksiniz. Dokunsal dokunmaktan hoşlanır. Doğal bir şey bu. Yani bir şeye dokunur, eşine dokunur, arkadaşına dokunur, sarılır. Onun da sarılmasını ister, onun da dokunmasını ister. İşitsel öyle değil. İşitsel de ondan rahatsız olur. Şimdi bir işitsel de bir görselin evlendiğini düşünün. <laughs> Sevgili olduğunu düşünün. Arkadaş olduğunu düşünün. Ya gidip sarılacak arkadaşına dokunsal. Öbürü diyor ki ya ne yapıyorsun diyor ya rahatsız ediyorsun beni. Veya işi. Diyor ki her dakika dokunulur mu yani? Her dakika sarılınır mı? Şimdi buradaki olay o insanların absürt oldukları için değil veya yanlış bir şey yaptıkları için değil. O insanların temsil sistemi o. Yani o insanlar bağışlayın Türkçe konuşuyor, muhatabı İngilizce konuşuyor. <laughs> Şimdi İngiliz Türkçe'yi bilmiyor, Türkçe, Türk de İngilizce'yi bilmiyor. Şimdi nasıl anlaşacaklar? Tazancı olacak ancak. Birbirlerini hiçbir zaman anlamayacaklar o yani zaman. Net anlamayacak veya biri evet, öbürünün zaten. dilini anlayana kadar, öğrenene kadar anlamayacak. Ha süreç evet. içinde eğer akıllıysa bakın, diyelim farklı iki dil veya dinden insan evlendiğinde ne olur? Yıllar geçtikçe hepimizin yakınlarında var, benim de var yakınımda yabancı geri. Diyelim yıllar geçtikçe öğrenmeye başlıyor dili. O zaman daha kolay anlaşılıyor değil mi? Ama biz öyle değiliz. Biz temsil sistemler olarak maalesef dil gibi düşünmüyoruz olay. Yani öğrenmemiz gerektiğine kanaat getirmiyoruz. ya. O benim gibi olsun. İyi de sen işitselsin. Dokunulmayı istemiyorsun. Dokunsal diyor ki hep dokunulsa. Ben de diyorum ki bakın biriniz diğerinin dilini öğrenmek zorundasınız. Yani danışanlara tavsiyem bu. Diyorum ki iki farklı siz dile sahipsiniz diyelim. Din demeyin belki çok aykırı olur toplumda ama iki farklı diliniz var. Atıyorum biriniz Türkçe, biriniz Çince konuşuyor, biriniz Rusça, biriniz Almanca konuşuyor. Bakın diyorum biriniz öbürünüz dilini öğrenin veya ikiniz birbirinizden bir şeyler öğrenin. Yok. O benim gibi konuşsun diyor, öbürü diyor ki o benim gibi konuşsun. O dokunsun diyor, öbürü dokunmasın gıcık oluyorum diyor. Özellikle erkeklerde emin olun bayanlara danışanların anlattıklarını duysanız hayretler içinde kalırsanız. Yani hiç dışarıda göründüğü gibi değil erkeklerin çoğunluğu. Yani çok şey var konuşacak ama konuşmak mümkün değil. Çünkü her şeyin bir adabı, bir usulü var. Dolayısıyla ben danışanımla konuştuğum şeyleri çok sınırlı olarak size açabilmek veya anlatabilmek zorundayım. Ama emin olun çok farklı dünyanın insanları bayanlarla erkekler. Bakın erkek sonuç odaklı. Tek bir hedefi vardır. O hedefe ulaşmak o kadar. Kadın süreç odaklı. Yani sonuca giderken bir şeyleri yaşayarak gitmeyi hedefler. Evet. E şimdi farklı dünyanın iki insanı farklı dil konuşuyor. Farklı hedefleri var. Ya farklı hayalleri var. Sonra var ya ikisi de çuval diyor. Sonrası kapalı bir kutu. Sonrası belki kilitlenecek o kutu bir daha hiç açılmayacak dünyada biliyor musunuz? Bu çok zor bir şey değil ama biz bu konuda bir şeyler öğrenmeyi veya bir kısım gayretleri ortaya koymayı hiç denemiyoruz. Tek şey istiyoruz. Benim gibi olsun. İyi de sen işitselsin, öbürü dokunsal. Sen görselsin, öbürü dokunsal. Yani sen onun gibi, o senin gibi olamaz ama ben diyorum ki bakın temsil sistemini değiştiremeyiz. Ama o temsil sisteminin özelliklerini öğrendiğimizde onun arzu ettiği gibi ona yaklaşırız. Yani doğru söylüyorsunuz. Aslında yaklaşımımız ona karşı olur. Yani çünkü karşımdaki insan da benim gibi olursa o zaman birbirimizden farkımız olmaz ki. Yani birbirimizi bir yerde bütünlemeyiz. İkimiz de aynı temsil sistemiyle. Geçen günkü programımızda bir örnek vermiştiniz aslında hocam. E, farklı temsil sistemleri olan insanların birbirlerini tanıması hem nihayetinde kendileri için çok iyidir. Çünkü farklı bakış Tabii. açılarıyla hayata karşı bakmış oluruz. Bak somut örnek şimdi. Beyaz, Beyza söyleyince söyleyeyim. Mutlaka işleyeceğim bir noktada ama yani işitsel. Bunlar teknik insanlardır. işitsel olanlar duygusal değildirler. Şimdi evet, bakın hocam. olay farklı. Bunlar çok iyi etüt ederler, incelerler. Yani bir olaya girerken görsel böyle küt diye girer, işitsel irdeler. Ayrıntıları inceler, evet. kafasına yatması lazım. Ama işitselin eksiği şu. Diyelim e, parası var, tekniği çok güzel kullanıyor, çok iyi etüt etmiş, bir projeyi hazırlamış, bir yatırım yapacak. Yapamaz. Ne lazım? Ona bir görsel lazım. Niye lazım? Cesaret verecek. Korkma diyecek bak incelemişin irdelemişsin. Harika bir konuyu bulmuşsun. Paran da var. Gel şu adıma bak şuradan şöyle at gidelim diyecek. Bakın görsel ne yaptı? Onun yolunu açtı. İşitsel ne diyorum bak çok teknik. Bakın işitsele teknik yaklaşın. Şimdi benim bir hitabet biçimim var. Farkında mısın her gün saat 6'da 18'de? İşitsele farkında mısın diye yaklaşılmaz. O sevmez. Yani ona farkında mısın demeyeceksin. Ona teknik yaklaşacaksın. Çünkü o ayrıntıları çok iyi etüt eder. Ama dokunsal gibi dokunulmaktan hoşlanmaz. Dürtülmekten hoşlanmaz o. O çok iyi plan yapar ama hareket noktasında hareket edemez görsel kadar rahat. Görsel ona yardımcı olacak. Şimdi bizim e, belki birçok işletmemizin en büyük eksiklerinden birisi şu bizim normal sosyal hayatımız gibi iş verenimizin de sanki her şeyi bildiği için, laüsel olduğu için son noktayı benim korum, ben korum iddiası vardır. Yani patron diyelim 3000 kişilik bir fabrika yönetiyor, müdürleri var ama diyor ki en son bana soracaksınız. Şimdi çok gayretli, çok becerikli, çok eğitimli müdürler olduğunu hayal edin. 3 bin kişilik kapasiteli bir fabrika. Diyelim 5 tane müdürü var. Farklı birimlerin başında. Sonuç olarak belli noktada karar verecekler. O işin uzmanı bu adamlar. Belki yurt dışında eğitim almışlar. Gerçekten liyakat, tecrübe sahipleri. Ama başta bir patron var. Para babası. Batı gibi düşünmüyoruz biz. İşte batıyla ayrıştığımız nokta burası. Batıda yetkiyi verir patron patrondur yerinde oturur koltuğunda. Şimdi benim dükkan abimi görseniz aynı şu anlattığımı yaşarım. Hiç karışmam işe. Evet. Kenarda otururum ama bunu başarabilmek kolay değil. Yani somut örneği benimdir bağışlayın beni. Yani iş yerimde ne alınır ne satır hiç farkında değilimdir. Benim kendi bir dünyam var o dünyamda oturur yaşarım. Ama kontrolü gerekli insanlara vermişimdir veya oğluma vermişimdir. Şimdi bizim iş adamlarının yani patron diye nitelediğimiz insanların veya işverenlerin en büyük eksiği bu. Son noktayı ben korum. Son sözü ben söyleyeceğim. Peki sen işitselsin. Son sözü sen söyleyeceksin ama çok muhteşem projelerle geldiler karşınıza. Nasıl yapacaksın bu işi? Nasıl yatırım yapacaksın? Sen patron olarak görselsin. Sen hemen dalıp yüzersin, hayal edersin. Hedef korsun koşarsın ama bir işitsel lazım sana fren yaptıracak. Evet hocam. Yani artı noktaları sen ortaya korken o işin yanlış yönü var mı? Eksiği var mı? Onu sana hatırlatacak bir işitsel lazım. Bakın batıda işte batı deyince çok garipsiyoruz. Yani niye hep oradan örnek veriyoruz? Şunun için örnek veriyorum ben. Farklı temsil sistemlerine ait vücurlar var. Patronun bir tek temsil sistem var. O insanlar koordine oluyorlar, bir araya geliyorlar, konsültasyon yapıyorlar. Bir konuda karar veriyor ve uyguluyorlar. Yani farklı temsil sistemine ait insanlar birbirini tamamlıyorlar. Aslında fikir dayanışması yapılıyor. Fikir tealisi yapılıyor. Bizde patron en son ben söylerim. Biz onun için yok oluyoruz. Biz onun için batıyoruz. Biz onun için parçalanıyoruz. Biz onun için ortaklık yapamıyoruz. Ben, o ben olayı var ya hazmedemiyoruz. Yani bir başka insanın verdiği kararın peşinden gitmek ağrımıza gidiyor. İlle ben vereceğim. İşte ayrıştığımız noktalardan birisi bu batıdan. Onun için, onun için başarısızız biz. Onun için çok büyük şirketler oluşturamıyoruz biz. Çünkü hangi seviyede insan olursa olsun oraya getirdiğimiz, sorumluluk verdiğimiz onlara güvenemiyoruz. Son noktada. İlla noktayı ben koyacağım. O noktayı koyduğun anda o iş bitiyor zaten. Mahvediyorsun her tarafı. Ya, üç temsil sistemine sahip olma şansın yok. Tek bir temsil sistemin var ama diğer insanların sana yardımcı olması lazım. Bunu anlatıyorum. Evet, Bak hocam. ne diyorum, işitsel insan tekniktir, çok iyi etüt eder. En ince ayrıntıları çözer, bulur, ortaya koyar ama adım atma noktasında atamaz. Bir görsel lazım ki ona cesaret verip attıracak o adımı. Negatif, pozitif. Geçen hafta demiştik. Yani farklı temsil sistemi, negatif pozitif yani farklı temsil sistemi. O ona güç verecek, o ona ahenk verecek, o ona gayret katacak evet, veya dokunsal. Onlar da çok iyi proje etkili ederler mesela dokunsallar. Ama son noktayı işitseller kor. Yani siz 10 tane proje üretin, önce dokunsallara verin, ayrıştır şunları deyin, o 5'ini ayırır onlar. Der ki şu beşi işe yarar, eşe yaramaz. Bakın bunu görsel yapamaz. Bunu dokunsal yapar. Sonra işitsel havale edersiniz işi. Dersiniz ki bak şu beş projeden en iyi hangisi? En iyisini işitsel bulursa. Çünkü ayrıntılara girer. Tekniktir. İrdeler. İvit ivit inceler onu. Oya gibi sanki böyle işler onu. Ve der ki bak şu beşten şu en güzel proje bunu kullanalım der. İşte bunu işitsel yapamaz. Yaparsa yanlış yapabilir. Büyük ihtimal. Bunu dokunsal da ancak onun beşini seçer. Hangileri iyi dediğinde onu söyler. Son diyeceksin ki işitsele bu beş proje, dört proje, on taneden ayırdık ya. Bunun hangisi en iyi de onu bulur o. Çünkü ayrıntıcı. Ama hareket edemez. Göz, şey lazım, görsel lazım. Yani bakın hep birbirini tamamlıyor. Ama şimdi biz dedim ya en büyük özelliğimiz bağışlayın layüseliz. Özellikle bunu söylüyorum. Her şeyi bildiğimiz için, her şeyi en iyi bildiğimiz için, her şeyi bizim dediğimiz gibi doğru zannediyoruz. Sonra çuvallayınca diyoruz ya niye böyle oldu acaba? Bu sefer ne yapıyoruz? Suçlayacak adam arıyoruz. Falan şöyle yaptı da böyle dedi de ben böyle oldum. İşte Allah bunu kısmet etmiş. Allah'ın suçu ne ya? Öbür adamın suçu ne? Allah aşkına. Attığın adım yanlış. Ama bizim için en büyük kolaycılık suçlayacak birini bulmak. Çok özür diliyorum biz yaratıcıyız bu konuda. Yani bakın yanlış iş yapan insanlara hep bir başkasının yüzünden yanlış yapmışlardır. Geçen Sayın Bas Savcı ile oturuyoruz. Dedi ki Ömer Bey dedi içerideki insanlara sorun. Bizzat anlatıyorum yaşadığımı. Sorun. Hepsi kader kurbanı hiç birisi suçu üzerine almaz dedi. Yani o mahkumların hiçbirisi ne suç işlerlerse işlesinler bu benim suçum demez dedi. Bas savcı söylüyor bunu. Başkasının suçu. Aslında burada insan kendini de bir yerde o kadar güzel kandırıyor ki hocam. Çünkü... Mesele bu işte kendini kandırıyor. Evet hocam yani hani bir noktada ben onu yaptıysam bunun sorumluluğu bana ait başkasına ait değil ki. Yani başkasının beni bu hale ya da üzgün bir hale getirdiyse o üzgün halden mutlu hale çıkmak benim elimdedir. Ama işte onu öyle demiyor. Evet hocam. Hep suç başkasında. Kesinlikle. Hep başkası nedeniyle ben buradayım diyor. Ya bağışlayın ben bu cinayeti işledim ama diyor. Hep başkası beni tahrik etti de ben bu cinayeti işledim <laughs> diyor. Yani o kadar evet. garip absürt bir şey ki veya ben bu hırsızlığı yaptım ama diyor. İşte şu şu nedenlerimden dolayı diyor ben haklıyım da yaptım diyor. Gasp diyor ben haklıyım diyor. Bağışlayın, tecavüz ediyor, ben haklıyım diyor. Yani böyle garip, garabet bir yapımız var. Dolayısıyla aslında gelişmiş ülkelerdeki fark şu, Beyza'nın söylediğini söyleyeyim. Bu bir konu başlığıdır. Günahı da sevabı da yaptığımız için bizimdir. Yani, yani tabii ki faturayı ki. kabullenmek zorundayız. Tabii ki Kazansak da ben kazandım diyebilmeliyim, bağışlayın. Ben derken kişilik olarak demiyorum. Yani gerçekten gayretimle oldu, kaybettimse de bunun sebebi benim diyebilmeliyim. Biz evet. bunu demiyoruz. Kazanınca sebep benim diyoruz, kaybedince başkası diyoruz. Hep Beyza'nın yüzünden, hep eşimin hep arkadaşımın da yüzünden da, diyerek. Yani günlük hayatta bunu aslında o kadar yaşıyorsunuz. Defalarca yaşıyoruz. Çok yani. Defalarca yaşıyoruz. Evet, evet. Ama farkında değiliz. Ve zannediyoruz ki, başkalarını suçlayarak bu işten sıyrılacağız. Demin Beyza söyledi, kendimizi kandırıyoruz. Bakın, diğer insanları kandıramıyoruz. Buradaki manipüle ettiğimiz <laughs> kim biliyor musunuz? Bizzat kendi beynimiz, evet. kendi zihnimiz. Biz kendi zihnimizi manipüle ediyoruz. İfal ediyoruz bağışlayın ben zihnimizi. Böyle de garip bir milletiz yani. <laughs> Doğruyu kabullenemiyoruz. Evet. Biz temsil sistemlerini anlatıyoruz ama galiba bazen böyle çıkıyoruz içinden, yeniden konuya dönüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. <laughs> Şimdi e, işitsel temsil sistemine ait olan insanlar daha önce de belirttim ben, çok güzel kelimeleri seçerler ve cümleleri çok düzgün kurarlar. Bir dokunsalda veya bir görselde bunu aramayın. Hatta birçok kere uyarırlar. İşitseller derler ki, ya düzgün konuşur musun? Yani cümleni düzgün kurar mısın? Ya ne önemli var işte ifade ediyoruz ya duygularımızı. Duygularımızı bakın. Öyle değil. İşitsel ister ki, teknik ya, İrdelemeyi sever ya, her şey düzgün olsun. Konuşurken bağırmayacaksın. Yavaş konuşmayacaksın orta perdeden. Yani onu mutlu eden şey orta perdeden konuşmak. Onlar orta perdeden konuşur. Diyaframla ciğer arasında nefes alır verir. Görseller üst kısımdan bakın. Göğsün üç üst kısmından. Onlar ciğerle diyafram arasından nefes alır verirler. Ton orta tondur. Kelimeler çok düzgündür. Yani bir konuşmacıyla karşı karşıyayken veya bir arkadaşınızla otururken kelimeleri ve cümleleri çok düzgünse, ölçerek, tartarak seçip konuşabiliyorsa o insan işitseldir. Bayanların çoğu işitseldir ama erkek işitsel de vardır. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? kelimelerden ve cümle dizilişinden işitsel bir insanı anlayabiliyor musunuz? Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ben de bir işitselim. Yani bu kadar basit bu iş. Üstup, Hep orta perde. Kelimeler ve cümleler çok düzgün. Aşırı bağırmak veya yavaş konuşmak değil. Orta perde. Yani hitabet şekli bu orta diyafram, ciğerle orta diyafram arasından daha çok konuşur bunlar. Ses tonu vurguludur. Yani işitsel bir insan, görsel veya dokunsal böyle değil, vurgulu konuşur. Vurgulu konuşan insandan eğer tem sistemlerini biliyorsanız anlarsanız ki bu insan işitsel. Ama biz hamdolsun hiçbir şey bilmediğimiz için, her şeyi bildiğimiz, zannettiğimiz için çuvallarız o kadar önemli konu ki aslında bakın. Ses tonu vurguludur. Yani o kadar nettir ki. Ve göz hareketleri ben hep söylerim. Yani işitsel mutlaka yukarı bakar bir şey düşünürken. Tasavvur ederken sola bakar. İşitsel hem hep karşı görsel gibi değil. Dokunsal da yere. Yani bir şeyi hayal ederken, planlarken hep yere böyle bakar. Görürsünüz biriyle konuşurken veya Yolda giderken hep böyle ediyor Aslında o hayal ediyordur. Düşünüyordur. Hatırlamaya çalışıyordur. Ve dokunsaldır. Yapı olarak. Yani insan bazen merak eder. Yani bir arkadaşıyla oturup yemek yerken, sohbet ederken bu hangi tem sistemine ait diye merak eder. Öyle Şahsen öyle. merak ederim <laughs> ve çözerim. Ben tavsiye ediyorum çok böyle insanı heyecanlandırıyor, çok meraklandırıyor. Karşımızdaki insan acaba nasıl bir temsil sistemine sahip. Yani onu bilmek, onun o temsil sistemini tanımak bizi o kadar mutlu şey ediyor fena. ki ben kesinlikle tavsiye ediyorum hocam. Tamam, öğrenenler ama <laughs> bilmeyenlere değil. Ve nefes alışverişi dediğim gibi bir insanın rahatlıkla size bazı şeyleri ifade eder. Görseller genellikle koşmuş gibidir. Hızlı, hızlı böyle hayal edip hızlı hayalleri geçip de hızlı konuştukları için nefes alışverişleri de hızlıdır. Yani sanki bir yerden koşup gelmiş de veya çok acil bir şeyi aktarması gerekir gibi. Bazen kelimeler birbirinin üzerine çıkar. Yutar kelimeleri. Çünkü görüntüye yetişecek. İşitselin öyle bir kaygısı yok. İşitsel tane tane. Kelimeler, cümleler hep seçilmiştir ne konuştuğunun farkındadır. Ve e, bunlar mesela diyelim kulakla ilgili de konuşurlar. Ya işte kulağa hoş geliyor senin konuştuğun. bir ki işitsel. Ya her telden çalış, çalıyor adam. Bakın yine kulakla ilgili. bir ki bunu söyleyen işitseldir. Yani kulağa hoş geliyor diyen ve her telden çalıyor diyen insanlar işitsel insanlar. Size kulakla ilgili aslında örnek veriyor bu insanlar çok rahatlıkla aslında görsel temsil sistemdeki insanlar da hayalci demiştik. Yani onlar sürekli hayal kurarlar. Büyük keyif alırlar. Sürekli görüntüyle düşünmekten, hayal kurmaktan büyük bir haz alırlar. Ama işçiler öyle değil. O kadar değil. En çok hayal kurabilenler görsellerdir. Çünkü çok büyük tatmin olurlar, zevk alırlar hayal kurmaktan. Birisi bazen hayal kurarken diğer de eleştirir dediğim gibi. Yani siz Hayalinizi ortaya koyarsınız, işitsel sizi eleştirir. Bak der ya burada şöyle bir aksak nokta var veya eksik nokta var gel bunu düzeltelim. Ama genellikle görsel bildiği yoldan gitmeye çalışır. İşte orada işitseli dinlese, o eksiğin ne olabileceğini sorgulasa veya ileride neyle karşılaşabileceğini işitsel hesap ediyor. Görseli uyarıyor ama onu görmezden gelince yanlışa mahkum oluyoruz. Yasını yani bunu e, günlük hayatta, ev hayatında da yaşayabiliriz aile Her içerisinde. Türlü. Evet, hocam. Her türlü yaşarız. Yani bir hayal kurduğumuzda karşımızdaki insan der ki <laughs> hayaller de güzel hani kurulabilir gibi bu tarz kelimeler kullanabilir. Şimdi e, görsel temsil sistemindeki insanların dışında değil mi? İki farklı sistem daha var ama tek temsil sistemine sahip olan insanlar zannederler ki illa herkes benim gibi. En büyük şeyi orada bencameyi, yaşarlar. Mesela işitsel temsil sistemine sahip insanlar fırsatlardan çok eksik ne olabilir? Yanlış ne olabilir? Doğruya nasıl ulaşılır? Bunu size aktarmaya çalışır. Bu bir polyanacılık değil görsellerinki. Ama işitsellerinki de negatif insan karakteri değil. Atipi vardır. Gerçekten bazı insanlar var. Bunu ayıklamak lazım. Onlar negatif kişiliğe sahip Sürekli her şeyi eleştirirler. Her şeyin yanlışını, eksiğini bulmaya çalışırlar. İşitseller öyle değil. İşitseller daha çok ileride olabilecek yanlışları size önceden hatırlatırlar. Yani şurada şöyle bir sıkıntı var, şöyle bir risk var. Bak bunu üstlenmen gerekir. Yani ben sana hatırlatıyorum, bu riskle karşılaştığında ne yapacaksın? Onun şimdiden planını yap. Veya ona göre kendini hazırla fırsatlardan çok riskleri size hatırlatırlar. İşte şimdi insanların temsil sistemini bilmeyince eleştirisel bir insan olan işitseli sürekli deriz ki ya buna hiçbir şey anlatılmıyor. Yani ne söylesen aksi cevap veriyor. Neyi söylesek tersini bize hatırlatıyor. Veya hiç olumlu şey konuşmuyor. Hep eksiklerden, risklerden, hep yanlışlardan söz ediyor. Dolayısıyla bununla birlikte olmanın bir mantığı yok veya bu insanla arkadaş olmanın bir mantığı yok. Bizim en büyük özelliklerimizden birisi de insanları çok kolay etiketleriz. Öyle. Çok kolay etiketleriz. En büyük eksiğimiz bu. Tem sistemini bilmeyiz. Bu insanla konuşulmaz. Bu eleştirisel bir insan. Bu sürekli olumsuz konuşan bir insan. Bu riskleri hatırlatan bir insan. Bu hiç olumlu bakmaz ki. Ama işitsel negatif değil. A tipi dediğim ayrı bir şey o. Belirttim o her şeyde olumsuzdur. O olumlu da olumsuza çevirmek için mücadele eder. Bu size riski hatırlatıyor. Ya yani olabilecekler hatırlatıyor size. Fark bu ama biz etiketliyoruz yani. Bununla konuşulmaz. Bu hep olumsuz insan. Hep eksiği gören insan. İşte bu etiketleme olayı bizim ön yargı ve alışkanlıklarımızın başında gelir. Değerli dostlarım, bilmiyorum farkında mısınız ama 0-7 yaş arasındaki çocuklar hep bilinç her şeyi kavrarlar. Bilinç yoktur. %5 bazı insanda %7'dir. 93 veya 95 bilinç altı. Bakın bir daha söylüyorum. 0-7 yaşındaki çocuklar anne karnından itibaren hep bilinç altıyla hareket ederler. Yani duydukları, gördükleri her şeyi gerçek olarak kabul ederler. Bilinç seviyesi inşifişak etmemiştir, gelişmemiştir. 7 yaşından sonra bilinç devreye girer. Ve maalesef bizim gibi toplumlarda çocukların öğrendikleri, gördükleri şeylerin bir çoğunluğu kavgadır, hakarettir, kötülüktür, dayaktır. Olmaması gereken görüntülerdir. Ve onları o çocuk bilinç infişaka etmediği için bilinçaltına gerçek olarak yerleştirir ya. İlerleyen dönemlerde eğer onu ortaya çıkarıp törpüleyemezseniz hayatları boyunca o gördüklerinin etkisinde karar verirler. Yani ben bir şey yaparken kendim yapıyorum derken aslında bilinçaltının o pisliklerle dolu mıknatısı o şeyi yapar. Ve bizim bilinçaltımız o kadar çok yanlış şeyler doldur ki çöplüktür bu işte. Somut örnek vereyim bir yabancı bir batılı bir filmi en çok bir buçuk saat izler veya bir dizi. Biz sabahtan akşama kadar izleriz. Bakın o gelin kaynağlar, yemekler, gelin görünceler yani bilmiyorum ben onların isimlerini. Sabahtan akşama kadar yalnızca bilinçaltımıza işler bunlar bilinçaltımızın mıknatısını da bozar. Pislik bulanır artık. Her taraf pisliktir. Ve akşama kadar izlediğimiz o dizilerin ki insan kendini sorgulamıyor. Yani bu dizi bana ne verebiliyor? Bana ne kazandıracak? Ben buradan öğrendiklerimle topluma hangi noktada örnek olabileceğim? Benim ne işime yarayacak? Benim hayatımı kolaylaştıracak mı? Benim hayatımın akışını renklendirecek mi? Bana yeni fikir, düşünceler sahip edebilecek mi? Yok. Çöplük bilinçaltı. Akşam dizi izlersiniz. Öyle bir uyum yok alışkanlığım. Dizinin başlangıcı. Bugünkü bölümü gelecek bölümü 5 saat. Batı'da böyle bir şey yok. Bizim bilinç seviyemizin devreye girmemesi için, bilinç altındaki çöplüğün gelişebilmesi için hamdolsun dışarıdan Başka birini aramaya gerek yok. Ben düşman diyemiyorum. İçimizdeki yeter. Yani bizi saatlerce o ekran başına mahkum edenler bize en büyük kötülüğü yapıyorlar. Farkında bile değiliz. Ve oradaki insanları ne olur gözlemleyin. Beni affedin ne olur. Toplumu katmanlara ayırmıyorum ama toplumun hangi katmanında yer alan insanlar hiç farkında mısınız? Cahil, dip cahil orta seviyede insan, eğitimli insan ve çok gelişmiş eğitimli insan. Şöyle kafamızda bir şablon oluştursak sizce o insanlar hangi seviyede insanlar? Kimseye Allah korusun aşağılamıyorum. Peki onu izleyen insanlar hangi seviyede insan olmaları lazım? Yorumu ben size bırakıyorum. Ve o programlar en çok izlenen programlar biliyor musunuz? Bu programlar gerekli değil. O önemli. Gelin görümceymiş. İlk defa duydum. Geçen bir arkadaş grubuyla oturmada dedi ki hocaya da haberin olsun hiç görmedim daha ekranda. Gelin görümce var dedi. Gelin kaynana var. İşte yemek bilmem ne. Yani bir sürü program. Ve dediğim gibi sabahtan akşama kadar aldatmalar. Kaç çeşit aldatma programı söz ediliyor. Ya Allah aşkına hep şunu söylüyorum. Bana ne veriyor ya? bana ne kazandırıyor? Hayatımı nasıl kolaylaştıracak? Onun verdiği mesajlar gerçekten bilgi birikim konusunda bana bir şeyler katabiliyor mu? Farklı şeyleri gösterebiliyor mu? Bağışlayın gösteriyor. Edepsizlik ve ahlaksızlık nasıl yapılır? Bağışlayın. Şerefsizlik nasıl olur? Namussuzluk nasıl olur? Bunları öğretiyor. Yani çok garip bir şey. İki insanın en dipte yaşadıkları aldanma, aldatma olayları veya benzeri şeyler. Ya niye bu kadar ilgimizi çekiyor? Bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben hayret ediyorum. Demek ki o seviyede insanlarız yani beni bağışlayın. Siz gerçekten eğitimli belli noktada, belli noktaya ulaşmış insanlara bunları izletebilir misiniz? O zaman kendimizi sorgulamamız lazım. Bu programları izliyorsak, ya biz bunu neden yapıyoruz? Yani biz bunlarla neden ilgileniyoruz? Neyi bizi kapatmaya çalışıyoruz burada? Ya nasıl bir eksiğimiz var ki? Veya neyi öğrenmeye çalışıyoruz ya? Kendimizi sorgulamayı bile bilmiyoruz. Aslında o programları izledikten sonra günlük hayatta yani ben de çok rastlaşıyorum böyle çevremdeki insanlar o kadar negatif düşüncelere sahipler ya. ki diyor ki o programda o yaşanıyorsa diyor işte benim de hayatımda böyle oldu. Bak diyor o öyle yapıyorsa bizimkiler de bunu yapıyor. Mıknatıs. Evet gerçekten yani öyle bilinç hocam. bilinçaltı mıknatıs evet. pisliklerle dolu bu şey. Ama bilinçaltı mıknatısı çok temiz insanlar da var bakın. Yani bilinçaltındaki mıknatısı çok temiz insanlar da var. Ama geneli Beyza'nın dediği gibi. Düşünebiliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar evde evet. bunu izleyecek birisi bayan veya erkek ve ondan sonra normal hayat sürebilecek böyle bir dünya yok. Zaten öyle bir bilinçaltınıza giriyor ki hayat o oluyor artık. Hayatı siz öyle algılıyorsunuz, öyle yorumluyorsunuz, öyle olacak zannediyorsunuz ve mahvediyorsunuz. Aslında bizim Kendi günlük çevrenizde. hayatta en büyük eksikliğimiz saygı. Çünkü o programlarda saygı konusu yok. Yani koskoca bir ekranda birbirlerine o kadar hakaretler ediliyor ki yani günlük hayatta biz bunu nasıl kabulleniyoruz? Bu saygısızlığı kabullenmememiz gerekiyor. Demek ki kabulleniyoruz Beyza. Demek ki hoşumuza gidiyor. Bağışta bir adım daha ileri gidiyor. Demek ki biz de öyleyiz. <laughs> biz de onlara onlar gibi olmaya çalışıyoruz. İşte en büyük garabet burada. En büyük gariplik evet. burada. Biz gerçekten kişilik olarak farklı bir yapıya sahip olabilsek yani gerçekten. ya böyle bir şey beni ne ilgilendirir arkadaş? Tabii ki. Başla yani ne işim var benim bu insanlarla? Bu insanlar bana ne verebilecek? Yani niye benim için insan. örnek olabilecek dediğimizde zaten öyle bir programla ilgimiz olmaz. Hı hı. Ama demek ki bir şeyler alıp verebiliyoruz orada. işte sıkıntı bu, hı hı. dert bu, problem bu, işitsel de, yani işitsel. <laughs> Nerede işitsel onu bilmiyorum ben. Ne kadar oldu Beyza farkında değilim ben. Evet hocam programı bitireceğiz. Noktalayalım mı? Evet hocam. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. <laughs> e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte NLP 17 programıyla devam etmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli dostlar bir perspektifin daha sonuna geldik. Galiba benim en büyük eksikliğim parantez içinde ünlem eksiklik değil ama belli bir konuyu anlatırken belli bir şeye bağlı olmamak yani yaşadıklarım, tecrübelerim, bilgi, birikim her şeyi ortaya koyarak çok farklı açılardan o konuyu irdelemek oluyor. Ben bunu eksiklik değil normal olduğu kanaatini taşıyorum. Karşılıksız çıkarsınız ölçüsü sevgiyle sizi çok ama çok seviyorum. Bunu inanarak söylüyorum. İnşallah bir sonraki perspektifte yine NLP konusuyla yine temsil sistemleriyle galiba üçüncü olacak haftaya. Birlikte olmak ümidiyle şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın inşallah haftaya yeniden görüşebilmek ümidiyle.